Irak'a peş peşe üst düzey ziyaret ziyaretler gerçekleştirdik. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gitti. MİT Başkanı İbrahim Kalın gitti. Akabinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler gitti. E şimdi Irak'ta bazı görüşmeler var. Bu taraftan da bu olaylara şahit oluyoruz. ile biraz durumu özetlerseniz Türkiye açısından ne dersiniz? Şimdi Türkiye açısından aslında çok güzel bir yere getirdiniz. Bu olayların Türkiye'de de bağlantısı var onu söyleyeyim. Yani biz Amerika'nın bu dün gece yaptığı saldırıda bana göre şunu anlamalıyız. Bir dolaylı neden Türkiye'nin Irak'ta yakınlaşması ve önümüzdeki bahar döneminde Irak başta olmak üzere Suriye coğrafyasında gerçekleştireceği harekat operasyonlar Amerika'nın şu an için en rahatsız olduğu hususlar. Hatta Amerika'nın bölgedeki hani gerilimin veya stresin pik yaptığı noktalar. Çünkü Amerika hmm. hiçbir zaman bu topraklarda böyle bir harekat operasyonu operasyon yapılsın istemiyor. Şimdi bakın bir örnek vereyim. Dünkü yaşanan hadiseyle örtüştürelim. Biz Irak'la son yıllarda dönem dönem bu ilişkileri düzeltmenin hatta Irak topraklarındaki var olan o terör varlığını da bölgeden uzaklaştırmanın yollarını hep aradık, denedik. Irak çok teklif götürdük. Yani bunu istiyorsan sen yap. Sana ben istihbari bilgileri paylaşayım nerede ne var. İstiyorsan birlikte yürütelim terörle mücadeleyi. Ama benim gücüm yok böyle bir niyetim de yok dersen o zaman bırak ben temizleyeyim toprakları terör belasından. Çünkü bu bela senin olduğu gibi beni de tehdit ediyor. Esas da zaten tehdit olan veya hedefte olan benim de dedik. Irak bunu zaman zaman işte ortak bir işbirliğine getirmenin yollarını denedi. Fakat her denemede her yakınlaşmada Amerika'nın bir karanlık eli muhakkak devreye girerek Irak merkez Hı -hı. hükümetini sindirdi. Mesela e, böylesi bir olumlu sürecin hemen arkasında hiç unutmadığım olaydır. Bağdatın pazar yerinde aylardır, yıllardır mantar tabancası patlamayan Bağdat'ta bir anda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bir canlı bomba eylemi gördük. Ne zaman sonra Türkiye ile Irak işte bir ziyaretler başlayıp belli bir noktaya e, ilişkileri getirdikten sonra. E şimdi dikkat edin, çok güzel özetlediniz. Son günlerde bizim Irak'la yakınlaştığımız, e, diplomatik temasları artırdığımız ve çok da kritik ziyaretler gerçekleştirdiğimiz anlar işliyor. En son işte Savunma Bakanımızın yapmış olduğu ziyaret. Ve Irak ne diyor? Ben Türkiye ile birlikte hareket edeceğim. Ki ben ilk defa bu kadar kararlı ve istekli gördüm Irak Ve bölgedeki terör belasını ülkemden atıp... ...işte kalkınma yolu gibi ülkeme refah sağlayacak projelerini de önünü açacağım. Irak bunu söylüyor. Ve bu biz de bunu destekliyoruz. Ve hemen Amerika devreye giriyor. Hı hı. Ne anlamda? Bu ilişkileri bozmak. Aynı zamanda... DEA'da mücadele bitmiştir. Koalisyon güçleri ülkemden çekil diyen Irak bir cevap niteliğinde. Amerika bakın dikkat edin. Irak e, ülkemden terk et dedi. Aslında e, kelimenin tam anlamıyla hemen ardından Erbil'e benzer bir saldırı gerçekleştirildi. E, enteresan bir şekilde bir karanlık el ve Amerika döndü dedi ki Irak, ya nasıl çekileyim işte DEA saldırıları halen sürüyor. Tehdit altındayız. Bölgede daha yapılacak işler var. O nedenle ben burada kalmalıyım dedi. Hı hı. Şimdi aynı şekilde Victoria Nulman Türkiye bana göre danışıklı dövüş bir ziyaret yaptı. Amerika'nın kendi devletinin kararlarını buraya aktarmak üzere. Ve geldiğinde söylediği cümle şuydu. Bu konu pek üstünde durulmadı. Dehaş'ta mücadele devam ediyor, tehdit hı hı. devam ediyor. Dolayısıyla Amerika bölgeden çekilmeyecektir dedi. Hani bazı sesler çıktı Amerika bölgeden çekiliyor mu diye bunlar çok tartışıldı. Aslında Nulman'ın söylediği Amerika'nın git söyle dediği cümleydi. Peki. Şimdi bunları üst üste koyduğunuzda acaba dünkü saldırı Irak Merkez Hükümeti'ne bir gözdağı vermek ve Amerika, Türkiye ile olan ilişkileri sakın düzeltmeyi aklından geçirme. Evel olduğu gibi Bağdat'ı kan gölüne çeviririm mesajımı bunu iyi okumak lazım.